Sevgili seyirciler, Kanal Maraş bugün Serintepe Mahallesi'nde Serintepe Mahalle Muhtarımız Sayın Ramazan Gürbak'la birlikteyiz. Sayın Muhtarım, sabahleyin bugün kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serintepe, Çamlık, Saçaklızade, Osman Gazi, Mağaralı mahallelerinin burada yaşayan insanların iki katlı eski yapılarda yaşadıklarını ve kentsel dönüşümün ihtiyacı olduğunu paylaşım yaptı ve inanılmaz beğen almış durumda bu paylaşım. Biz de yorumlar da alıyor tabii. Biz de sevgili muhtarımızın yanına geldik. Konuyla ilgili düşüncelerini Kanal Maraş'a anlatmasını istiyoruz. Tabii. Sevgili muhtarım. Hoş geldiniz. Mahallemiz memleketimizin güzel bir yeri. Yani konum olarak, coğrafi olarak. Aynen evet. Öyle. Bu kentsel dönüşümle ilgili düşünceleriniz nedir? Yetkililere ne söylemek istersiniz? Şimdi takdir edersiniz, bizim şöyle bir geçmişimiz var. Serintepe, Mağaralı, bu mahalleler 1900'lü yıllardan itibaren buralarda var olan, işte Akçakoyunlu zaten ta ezeliyetten beri olan, Mağaralı keza ezeliyetten beri olan, 1940'lı yıllardan sonra Serintepe, Osman Gazi, 60'lı 70'li yıllarda buralar yine aynı şartlarda iki katlı, tek katlı olmak kaydıyla meydana gelen mahalleler. Tabii o zamanın şartlarında böyle gerekiyordu. O zaman bunu yapanlar haksız değillerdi ama gelişen ve büyüyen bir dünya var karşımızda. Tabii şartlar her geçen gün insanların hizmet noktasındaki ihtiyaçları her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Neden? İşte teknolojiyle tanışmış bir dünya var. Teknolojiyi icat eden insanların bile teknolojinin arkasından yetişemedikleri bir dünya var. Böyle bir dünya varken de bizlerin artık böyle eski yapılarda kalmamız, işte yol açısından, yollarımızın küçüklüğü açısından, evlerimizin sağlıksız, sıhhatsiz olması açısından, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarımızın maalesef buralarda zamanında onu düşünemeyişim, gene bizden kaynaklanıyor o durumlar, olamayışından, vesaire sorunlarla biz şu anda karşı karşıyayız. Şöyle bir durumda takdir ederseniz yine yatılı bölge dediğimiz, işte buradan sonrasında genelde bin evler bölgesi dediğimiz bölgeyle aramızda bizim 2 kilometre yoktur. 2 kilometre olmasına rağmen, 1 kilometre olmamasına rağmen, yani bu kadar mesafede olmamıza rağmen aramızdaki şöyle geriden çıkıp baktığınızda fotoğrafa, yani aramızda inanılmaz bir şey vardır. Farklılık vardır. Yani bazen bunu söylemekte utanıyorum ama böyle Meksika'da, Brezilya'da böyle şey evler vardır üst üste. Sanki o görüntüyü anımsatıyor. Tabii bu da artık şey değil. Yani kurtarmıyor. Ama o önemli değil de. Önemli olan insanların yaşam kalitesinin artıyor olabilmesi. İnsanların yaşam standartlarına cevap verebiliyor olmamız. İşte gerek ben muhtarlık, gerek yerel yönetimler, gerek merkezi hükümet tarafından desteklenecek projelerle burada yaşayan insanlarımızın herkes gibi bir yaşam standardına kavuşması, yaşam kalitesinin artmasıdır önemli olan. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir konuşmasında şöyle söylemişti. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Türkiye'de 80 milyon vatandaşımız da birinci sınıf vatandaştır diye çok da güzel, çok da gururlandığımız bir cümle söylemişti. Dolayısıyla muhakkak bununla ilgili yerel yönetimlerimizin bir çalışması muhakkak vardır. Bu konuyla alakalı tahmin ediyorum ya da söylemlerinde var. En azından şöyle söyleyeyim, bizim işte 2014 yerel seçimlerindeydik. 2014 yerel seçimlerinde biz kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar da yapacağız demiştik bu halka. Tabii ki kolay bir şey değil, bunu da biliyorum. Kolay olmamasına rağmen ancak uğraşılmaz bir şey de değil. Çünkü merkezi hükümet tarafından da desteklenebilir projelerdir diye düşünüyorum. Belki teknik olarak her şeyi bilemeyebilirim ama merkezi hükümetler tarafından da yerel yönetimler desteklemek kaydıyla buralarda artık geniş sokaklı, çok katlı sosyal ve kültürel alanları olan, çocuklarımız için oyun ve eğlence parkları olan, İnsanlarımız için alışveriş merkezleri olabilecek bizim artık alanlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. İnsanlarımız da buna hazır. Şöyle bir çıkıp baktığımızda insanlarla her konuşmamızda bize en çok soruyla, günde bu soruyla belki de 10 defa karşılaşabiliyoruz.
Kentsel dönüşümle alakalı bir gelişme var mı muhtarım diye bu soruyla her gün karşılaşıyorum. Muhtarım, Serintepe memleketin kökleşmiş bir mahallesidir. Futbol takımı olsun, evet, eskiden evet, beri gelen var, şimdi evet, tabii evet. Fidan spor olarak geçiyor da. Yerel yönetim yöneticileriyle kentsel dönüşümün yapılması anlamında imar planında şu an benim bildiğim buralar iki kat. Evet, buralar iki katlı. İki kat. Yani bu yoğunluk artırıcı çalışmaların olup olmadığı hususunda bir görüş alışverişinde bulundunuz mu? Görüştünüz mü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kesinlikle görüştük. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuyla alakalı 2014 yerel seçimlerinde çok ciddi söylemleri vardı. Ya buraların kentsel dönüşümle alakalı olarak Serintepe, Çamlık her konuşmasında da Başkan Bey bunu söyler. Her konuşmasında da dile getirir. En son yaptığı televizyon programında da daha yeni yaptığı televizyon programında yine dile getirdi. Şimdi buralarda bizim Başkan Bey'le de görüştüğümüz, Başkan Bey'in de zaten her zaman yapmak istediği bir alan olunca tabii bu konu gündeme gelebiliyor. Mutlaka. Büyükşehir Belediye Başkanımız buralarla ilgili tam kat sayısını söyleyemeyebilirim, hatırlayamayabilirim ama yoğunluk dediğimiz o teknik meseleyi de tam ifade edemeyebilirim ama Başkan Bey'in buralarla alakalı olarak 12-13 kat verdiği, 12-13 kat çünkü zeminin Başkan Bey biliyor sağlam olduğunu, buraların nasıl bir zemine sahip olduğunu biliyor. Bugün Boğaziçi'ne gidin, Tekerek yolunda su göleti çıkan yerlere 15 kat verilebiliyor. Kahramanmaraş'ın en sağlam zemininde şu anda imar çalışması yapılamıyor. Yani böyle de bir durumla karşıyayız ama Fatih Başkanımız bu konuyla alakalı, Fatih Mehmet Erkoç Başkanımız bu konuyla alakalı çalışma yapmıştı. 15 kata kadar vermişti. Çünkü seki seki olabilecek çok da güzel coğrafi muhteşem konumu olan olur. Bir yer. Dolayısıyla hem vatandaşı memnun edici, hem müteahhiti memnun edici, hem de geniş yollarıyla ve alan çıkan alanlarıyla, arsalarıyla belediyeyi memnun edici bir ortam piyasaya çıkıyor ki çıkıyorken yanılmıyorsam Başbakanımız Davutoğlu'ydu o zaman bir Maraş ziyaretinde böyle bir sunumda hayır efendim dikey büyümeyin, yatay büyüyün diye söylediği ancak rafa kalktığı bir projesi Başkan Bey'in ta o zaman vardı. Yani Başkan Bey bu konuyla alakadardı. Keza şey de öyle yani 10 Şubat Belediye Başkanımız Hanifi Bey de bu konuyla alakalı. Mahallenin çocuğu. Tabii mahallemizin abisi hem de buraları çok iyi biliyordu. O işte koordine olduğu bir şekilde böyle bir düşüncesi Hanifi Bey'in de vardı. Tabii buralardaki yapıların çürük dediğimiz işte eski yapı. Yani temel olarak evet çürük raporu verilebilecek evler olduğundan dolayısıyla buralarda çok büyük külfet gerektirdiğinden buraları yapabilmek için merkezi hükümetten yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan destek alınması gerekiyordu o zaman için. Şimdi hala belki de öyle geçerlidir. Teknik olarak belki telaffuz edemeyebilirim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan destek alınması gerekiyordu. Bu konuyla alakalı çalışmalar yapıldı. Bir takım çalışmalar var işin doğrusu ama bir hamleye ihtiyacımız var. Bizim ilgililerden bizim beklentimiz bu. Artık bir adım atılması yani. Bir şekilde bir adım atılmasını bekliyoruz. Yoksa bu konuyla alakalı çalışma yok dersek yalan olur. Çalışma yapıldı daha önce. İşte Sayın Davutoğlu'nun o zamanki TOKİ Başkanı da işte sanki buna muhalefet ediyormuş gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız yoksa buraya 15'er kat vermişti. Yani 15 kata yakın kat vermişti. Dikey büyümeyin, yatay büyüyün deyince tabii, kaldı bu durum. Hükümetin yeni bu imar konusundaki olay yani dikey olacağına yatay büyüyün, silüetler bozulmasın anlamında. Aynen öyle, görüntü anlamında Sayın Muhtarım gerçekten buranın bir imar planında bir el atılıp düzenlenmesi neticesinde bu mahalleye kentsel dönüşüm adı altında tüm müteahhitlerin hücum edeceğine ben inanıyorum. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Malumunuz Maraş herkes biliyor. Evet. İşte bildiğimiz her yerini bildiğimiz bir şehir. Arsa bulamıyor müteahhit. Güç yetmiyor. Artık evet. Almış başını gitmiş. Evet. Vatandaşlarımız ev sahibi olacaklar. Şimdi
Dün örnek veriyorum, atıyorum rakamları. Dün 50 liraya aldığımız bugün 100 lira. Geçen sene 100, 50 liraya aldığımız bugün 100 TL. Evet. Yani 100 lira, bunu o zaman vatandaşımızın gücü yetmiyor. Alım gücümüz zayıf oluyor. Şimdi o zaman bu da neyden kaynaklanıyor? Arsa yetersizliğinden. Çünkü artık dolduk. Batıya doğru şehrimiz göç aldıkça artık dolduk. Arsa bulmakta zorlanıyoruz. O zaman ne olacak efendim? Yap boz. Yani buraları bozacağız. Geri tekrardan inşa ederken işte size arsa. İşte size Maraş'ın en sağlam zemini. Dolayısıyla müteahhit firmalar dolayısıyla buralar kendileri için de bir cazibe merkezi, bir iş imkanı çıkacak. Vatandaşlarımızın da o zaman ne Ekonomik olacak? olarak Ekonomi işte da vatandaşlarımıza yansıyacak. Çünkü arsa bulamama derdimiz kalmayacak. Gel sayın kardeşim, sayın müteahhitim, buyurun şurada bir ada çalışması yapın. Burayı da siz alın, şurayı da siz alın. İnşallah böyle bir yöntem olacaktır umarım. Belediyemiz tabii buna karar verecektir, biz değil, haşa. mutlaka, mutlaka. Dolayısıyla arsa kültürümüz oluşacak. Arsa kültürümüz oluştuğundan ekonomik kültür de oluşacak. Bu sefer vatandaşlarımız daha rahat ev alma imkanına kavuşacaklar. Sevgili muhtarım, şimdi ben tabii Tekke Mahallesi'nin çocuğu Evet, olunca sizde de öyle bir sayın buradan da Fatih Başkanıma bir mesaj göndereyim. Serintepe muhtarı olarak siz bir bugün işte sosyal medyada bir paylaşım yaptınız. Yorumlar yorumlar inanılmaz. Evet, öyle oldu bugün. Tabii Tekke Mahallesi'nde de ilk adım atıldı. Tebligatlar gönderildi Öyleymiş, evet. biliyorum. Tebrik ediyoruz onun için de Başkan Bey. Başlanacak. Kısmet olursa tabii Sayın Başkan da bunun bir gururunu Çok yaşayacak. uğraştı, sağ olsun. Aynen öyle. Sayın Başkanım, Serintepe Mahallesi muhtarı söyleyeceğini söyledi. Umarım tabii bu Serintepe Mahallesi de çok kat, yani 15 kat olmasa da yeni bir imar Tabii planı tabii. düzenlemesiyle Yani müteahhitin, vatandaşın memnun olabileceği bir çalışma istiyoruz. Biz ne kurtarıyorsa onu istiyoruz. Fazlasını zaten hani kanun çerçevesinde herkes vereceğini verecektir. Biz sadece müteahhit ve vatandaşın mağdur olmayacağı. Çünkü bizim buralarda alım gücümüz zayıf Mustafa Bey maalesef. kesinlikle. Yani bir zamanın behrinde biz buraya göçmüşüz. İşte bir arsa üzerine evimizi iki oda bir ev yapmışız. Yarın bir gün oğlumuzu ev verecek olmuşuz. İşte iki odada bir ona yer yapmışız. Birkaç ev oturuyoruz biz arsa üzerinde. Tabii ki illa her şey vatandaşın böyle ev yaptı Lehine diye de her olacak şey diye bir şey olacak diye yok. de bir şey değil. Bu yine kanun çerçevesinde olacaktır. Ancak buralarda göz ardı etmeden bize böyle bir yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz. Muhtarım. Yalnız ben, Mustafa Bey, özür diliyorum, bir şey daha Rica söylemek ederim. istiyorum. Sadece Serentepe Mahallesi muhtar olarak değil, bu söylemimi bütün Kahramanmaraş için söylemek istiyorum. Biliyorsunuz şehrimizin batı bölgesi, Binevler bölgesi dediğimiz batı bölgesi son yıllarda inşa edildi. Son yıllarda inşa edilmesine rağmen imar düzenlerinde diyeyim ben ona. İmar düzenlerinde sanki sıkıntı var. Çünkü bir taraftan baktığınızda bir ok gibi deriz yani Maraş Aynen tabiri. öyle, aynen Ok gibi çıkacak bir cadde deriz. Ok gibi çıkacak bir sokak deriz. Maalesef zamanında imarla ilgili arkadaşlarımız belki bunu tam dikkate alamamış olabilirler. Belki öyle zaman öyle bir şey yoktu, bilmiyorum ama en azından şimdiki günümüzde eğer böyle bir kentsel çalışma söz konusu olursa, ki inşallah olur. Yine belediyemiz tabii bu işe alakadar olacak. Belediyemizden de kentsel dönüşümü yaparken imarımızı ok gibi caddelerden, ok gibi sokaklarla bize inşallah. kimseye bir ayrıcalık yapılmadan, bu Yani şunun arsası, bu bunun arsası sanki demeden öyle yani biz öyle söylemeyek ne de demek, ben ne demek istediğinizi yani anlıyorum. Çünkü imanla ilgili bayağı yazılarım var benim bu evet konuda. doğrudur. Yani şehirleşme, modern bir şehirleşme istiyoruz biz daha doğrusu. Ben yine şöyle bir daha önce bir verdiğim bir demeçlerimde şöyle bir cümlem vardır. Marka şehir marka sokaktan başlar diye. Yani dolayısıyla biz sokakları güzelleştirirsek zaten otomatikman şehir güzelleşmiş Aynen olacaktır. öyle. Aynen öyle. Sevgili muhtarım, çok teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür Bu ederiz. röportaj imkanı verdiniz. Sesimizi duyurma şansı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Muhtarım, ileriki yıllarda özel bir soru sormak istiyorum. Tabii sayın seyircilerin de affına sığınarak. Buyursunlar. Siyasetin belli bir noktasında görünmek Şahsen. düşünceniz olur mu? Yani çünkü sevilen bir Eksik olmayın. muhtarsınız, Eksik olmayın. girişkensiniz, hatip gücünüz çok yüksek. Ve sizin gibi insanların da siyasette biz olmasını isteriz. Yani basın mensubu olarak ben bunu isterim. Eksik Böyle olmayın. bir Çok teşekkür düşünceniz ederim. biz isteriz, biz isteriz. Şimdi Mustafa Bey,
halkın gönlünde olmak kadar güzel bir şey olamaz. Cumhurbaşkanımızın söylediği dünkü. Evet, evet. Halkın gönlünde olmak kadar güzel bir şey olamaz. Şimdi ben bu sorularla çok karşılaşırım. Tabii ki herhangi bir düşüncem normal şartlarda benim yok, hayır. Ama benim vatandaşım, gittiğimiz yerlerde bir yerde sohbet esnasında işte siz şöyle olsaydınız, böyle olsaydınız, keşke şuralara gelebilseydiniz diye bizimle ilgili çok güzel söylemler de söylüyorlar. Allah razı olsun. Ben inanın bir siyasetin ta içerisinde gibi hissediyorum kendimi. Yani şöyle siyasetin ta içerisinde, gönül siyasetindeyim en azından. Sanki bir milletvekiliymişim gibiyim vatandaşta. Sanki bir belediye başkanıymışım gibiyim. Bir muhtarmış gibiyim. Benim yoksa böyle işin doğrusunu söylemek gerekirse bir milletvekili olmak, bir belediye başkanı olmak. Yani bunu şahsen özel bir soru sorduğunuz için sizi de çok seviyorum. Bunun için cevaplıyorum. Yoksa bu konuyla alakalı herhangi bir düşüncem benim yok. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Bunu da açık yüreklilikle ve net söylüyorum. Ben görev verilirse yaparım. Görev verilirse her zaman için devletimin emrindeyim. Milletimin zaten emrindeyim. Onu söylemeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik dediği gibi bizler de bu konuyla alakalı şahsen ben de bu millete hizmet etme noktasında var gücümle ben ortaya koymaya çalışıyorum. O yine vatandaşlarımın takdiridir. Bunu vatandaşlarımızın takdiridir. Sonuçta biz muhtarlık kurumuyuz. Çok ciddi bir yaptırım gücümüz olmayabilir ama sonuçta herkes birbirini biliyor. İnsanların gönlünde olmak kadar güzel bir şey olamaz. Ben insanların gönlüne talibiz. Onun haricinde benim başka bir beklentim yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bu soruyu zaten elinizde olan samimiyetime dayanarak cevapladım. Çok sağ olun, çok sağ olun. Sayın seyirciler, Kanal Maraş Serintepe Mahalle Muhtarı'yla bugün Serintepe Mahallesi'ni konuştu. Kahramanmaraş'ımızın her mahalle muhtarına Kanal Maraş mikrofonları açıktır. Çağırmaları, telefon açmaları halinde Kanal Maraş olarak her tür mahalle sorunlarını kameralar önünde yetkililere ulaştırmaya biz kendimizi görevli sayıyoruz. Kanal Maraş'ı izlemeye devam edin.